biz bugün Kuşadası'nın sadece bu konuyu yerinde görmek, yetkililerden bilgi almak ve vatandaşlarımızdan beklentilerini sorgulamak amacıyla Kuşadası'na geldik. İlçe başkanımız, belediye meclis üyelerimizle 10 kadar tahliye edilen vatandaşlarımızın sözcü olarak tespit ettiği avukatlarıyla birlikte konuyu iyice dinledik ve bizden beklentilerini de öğrendik. Şimdi tabii içlerinde çok mağdur olan, evi yeni alıp henüz kredi taksitlerini ödeyen, eve yani benim diyemeyen vatandaşlarımız da var. İçlerinde kiracılar da var. Fakat genelde 120 tane ailenin ciddi derecede bu kış döneminde mağdur olduğunu üzülerek tespit ettik. Şimdi tabii biz sorumlu aramıyoruz. Yani şu an bugünkü geliş maksadımız bu 120 tane ailenin mağduriyetinin bir önce giderilmesi. Özellikle belirttiğim Ömer Bey, burada muhatap tamamen belediye. Şimdi biz 4 tane talebi aldık. Bu konuda ne yapıldığını üzerinde çalışacağız. AFAD'ın yasal olarak bu süreci müdahale edeceği bir yasal haklılık noktası olursa o konuda AFAD'ı zorlayacağız. Biz teşekkür ederiz. Sayın Milletvekili Özlem Hanım, Özlem Çarşoğlu Kuşadası'na geldiğinde afetle ilgili olarak doğal afet tanımlaması yaptı. Siz de aynı şekilde mi düşünüyorsunuz? Eğer doğal afet ise bu konuda merkezi yönetimin ne gibi tedbirleri olacak? Şimdi Devlet Başkanı sabahleyin biz vatandaşlarımızı dinlemeden kaymakamlığın bu konuda bizi bilgilendirmesini istedik. Sayın Kaymakamımız konuyu iyi çalışmış. 1995 yılı öncesi yeşil alan olan bu saha 1995 yılı sonrasında imara açılmış. Şimdi burası imara açılırken bir alanın imara açılmasının kuralları belli. Öncelikle zemin etkileri çok önemli. Daha sonra bu alanda yapılan çalışmalarda buranın daha önceden eski bir kayma yaşanan alan olduğu da bize ifade edildi sabahleyin. İşin daha vahimi zaman içerisinde olan kaymalarla belediyenin ana su hattında kaymadan kaynaklanan kırıkların oluştuğu söylendi. Burada orada sıvılaşmayı artırıyor. Daha sonra fora kazık çakılması esnasında da vibrasyon nedeniyle bu kaymaların tetiklendiğini, burada iki kat değil yani tek kattan fazla yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiği halde zaman içerisinde 5 kat, zaman içerisinde 7 kata varan yapılaşmaların izin verildiğini belirttiler. Çevre Müdürlüğü'nün ve ODTÜ'nün yaptığı değerlendirmelerde, raporlarda burada bir doğal afet değil, kusurdan kaynaklanan zemin etütlerinden, projelerden ve inşaatlardan kaynaklanan bir hatadan kaynaklandığı yönünde bize bilgi verildi. Ki böyle bir kapatma varken ya da kavramlar üzerinde bir takım tartışmalar varken vatandaşlarımıza nasıl yardımcı olabilecek kurum ve kuruluşlar? İşte yani bunun değerlendirmesi, yani biz bu aldığımız konular AFAD kapsamına girebiliyor diye biz o raporlarla AFAD'da tartışacağız. Fakat şu ana kadarki gelişmelerde konunun AFAD'la kesinlikle alakası olmadığı yönünde.